Az önce sözünü ettiğim gibi bir gri listesi varmış gibi görünüyor Suriye'nin de. Öyle ki terörü destekleyen ülkeler ve yönetimler listesinde Erdoğan'a yer verdiler. AKP Sadece iktidarı Erdoğan değil var. galiba Türkiye'den değil mi? Ahmet Davutoğlu var. Hüdapar var. Ama böyle bir listeleri var. İsrail'den sonra Suriye'den gelen bu çıkış, Şam yönetiminin Erdoğan ve AKP iktidarıyla diyalog kurmaya niyetli olmadığını mı ortaya çıkarıyor? Ne dersiniz? Ben tam da öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun olması garip. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun hani terörü desteklemediğini biliyoruz. Kendisiyle birçok program yaptık, konuştuk. Ben tartıştım kendisiyle de. Fakat Ahmet Davutoğlu tabii AKP hükümetinin başbakanlarından ve bir dönemin Dışişleri Bakanı olduğu için Suriye'deki iç savaşın sorumlularından biri sayılıyor. Olarak görülüyor. Yani çünkü AKP iktidarının politikalarının yürütücüsüydü. Yani belirleyici olan Erdoğan olmakla birlikte onun yürütücüsü olduğu için Suriye devletinin hafızası demek ki böyle işliyor. Yani onu da o listeye almışlar. Tabii orada Hüdapar enteresan. Ama şaşırtıcı bir yanı yok. Hüdapar tipik mezhepçi bir örgüt. Evet. Yani Suriye'deki Alevi Araplara ve Şiilere karşı son derece düşmanca davranabilen bir ortaçağ zihniyetini temsil eden bir parti ve AKP tarafından parlamentoya taşınmış bir parti. Ve işte Hüdapar lideri AKP listesinden parlamentoya Tabii. girdi. Dört milletvekili yaptıkları ilk şey mecliste kadın bulunmasın bizim katta demek oldu. Yani böyle bir şey. Ah, gerçekten. Ve çok ikiyüzlü bir görüntü var. Mesela milletvekili olmak için and içtiler, laiklik üzerine. Ya. Şimdi, ya ben yapmam bunu. Örneğin kendi adıma yapmam. Bir milletvekili olmak için bunu yapmam. Yani nasıl inandırıcı olacaksınız? Demek ki her konuda yemin edebilirsiniz. Takiye bu işte. Şimdi denilebilir ki rejim takiye yapmaya zorluyor. Yapma efendim. Yapma. Evet. Reddet. Evet, doğru diyorsunuz. Reddet. Çünkü Bir şey yok. laikliği kafirlik olarak saydığını ilan etmişsin sen zaten. Programında, konuşmalarında, metinlerinde, yazılı metinlerinde, konuşmalarında bu var. Şimdi Hüdapar'ın öyle anlaşılıyor ki Suriye istihbaratında belli bir kaydı vardır. Muhtemelen Suriye'deki bazı terör örgütlerine, cihatçı örgütlere, sünni cihatçı Tabii. örgütlere Hüdapar'ın yardım ettiğine dair bir bilgiden hareketle veya şeyden Suriye sınırından cihatçıları Suriye'ye geçirmek veya Suriye'den kaçanları korumak ve barınmalarını sağlamak gibi, yardım ve yataklık yapmak gibi bazı suçlamalar yönelttiği anlaşılıyor. Ben buradan tam da şu sonucu çıkartıyorum. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan'ın ve AKP iktidarının çabalarına karşın, bütün çabalarına karşın Esad görüşmeyecek. Öyle görünüyor. Görüşmeyecek. Yani terörü Ama desteklediğini zaten yaptığı ileri açıklamada sürdüğünü bile en son Türk askeri çekilmeden Suriye'den Esad görüşmem görüşmeyecek. dedi. Bunun belli koşulları var. Dediği gibi Türk askerleri çekilir bütün yabancı askerlerle birlikte. AKP iktidarı oradaki bazı cihatçı örgütlere destek vermekten vazgeçer. Çünkü bu örgütler bazı ülkelerin yani birçok ülkenin terör örgütü listesinde, Türkiye'nin terör örgütü listesinde değil ama Türkiye'nin demek burada doğru değil, AKP iktidarının listesinde değil. Şimdi ne diyeceğiz? Suriye'nin de böyle bir listesi var. Bu kötü bir gelişme oldu. Yani AKP için bölgedeki alan da giderek daralıyor. Hamas'la baş başa kalacaklar, başka kimse yok. Yani Hamas gibi örgütlerle baş başa kalacaklar. Ben bir yandan da Haniye'nin öldürülmesi ve Suriye'nin bu çıkışı nedeniyle Türkiye'nin sahici gündeminin de bir parça gölgelenmek istendiğini, yani AKP'nin çabalarıyla, yani belediyeler, haciz, hayat pahalılığı, Oraya emekli geleceğim maaşları, şimdi geleceğim. hayvanların, sokak hayvanlarının katledilme Katli. Yasasının çıkması gibi birçok konunun da önüne geçti. Buna da izin vermemeliyiz. Türkiye'nin gerçek gündemine yarından itibaren kamuoyunu çekmek lazım diye de düşünüyorum. O gerçek gündemden biri SGK üzerinden, SGK borçlarının ödenmesi üzerinden
AKP iktidarının Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri kıskaca alması. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz zaten gündemde tutuyoruz. Tüm açıklamaları, gelişmeleri aktarıyoruz izleyicilerimize ama dediğiniz gibi başka konular gerçekten konuşulması gerekenlerin zaman zaman önüne geçebiliyor. Şimdi Özgür Özel bugün Eskişehir'deydi. Bir kere daha tabii ki bu konu gündeme geldi. Bir kez daha mali darbe olarak nitelendirdi Özgür Özel SGK hacizlerini. Borçların ödenmesi talimatını, Erdoğan'ın, AKP iktidarının bakışını mücadele edeceğiz dedi. Ama bu kez bir de vatandaşa seslendi. Birlikte mücadele edelim, beraber bu işin üstesinden gelelim. Buna izin vermeyeceğinizi biliyorum diyerek bu girişimi geri püskürtmeye çağırdı vatandaşı Özgür Özel. Bunu nasıl okudunuz siz? Şimdi... Ben Özgür Özel'in bugün yaptığı çağrının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve zannediyorum ki ya da umuyorum ki üzerinde düşünülmüş ve çalışılmış bir çağrı bu. Çünkü belediyelere yönelik bu operasyonu, iktidar operasyonunu bir mali darbe girişimi olarak değerlendirdi ve halkı bu mali darbe girişimini geri püskürtmeye çağırdı. Şimdi bu çağrıya eğer bu çağrı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri hazırlanırlar ve bu konuda bir samimi tutum içinde iseler ve hazırlanıyorlarsa bence Türkiye'deki siyasi dengeleri değiştirecek ve ülkeyi bir erken seçime doğru taşıyacak önemli bir çağrı diye düşünüyorum. Eğer bu bir darbe ise halkı darbe girişimini püskürtmeye çağırmak lazım. Nasıl yapacaksınız bunu? Bunu meydanlara çıkarak yapacaksınız. Tabii. Siyasal eylemle yapacaksınız. Tabii. Parlamentoda yapacaksınız. Demokratik kitle örgütleri protesto edecek hukuk ve demokratik kurallar içinde kalmak kaydıyla bir direniş eylemi geliştireceksiniz. CHP bunu yapmaya hazır mı? Bundan çok emin değilim. Yani rastgele bir konuşma olmadığını düşünüyorum. Şimdi ben konuşmanın altını çizdim. Yani şeye bakıyorum. Yani ne kadar yapılmış şimdi diyor ki üzerinde çalışılmış. Yemeği Gökçek yedi, hesabı Mansur Yavaş ödesin istiyorlar diyor. Çok doğru. Yani Ankara'yı 25 yıl yöneten ve Ankara'nın canını okuyan, parsel parsel yağmalatan Ankara'yı Melih Gökçek ve avanesi ki Ankara'yı bir taşla kasabasına çevirdiler. Hı hı. Pırıl pırıl bir başkenti, bir metropolü. 25 yıl SSK borcunu ödememiş. Ve ama 25 yıl tek bir haciz gitmemiş. AKP'li belediyeler bu borçları mahsuplaşmak için ne yapıyor? Camiyi veriyor şeye, Maliye Bakanlığı'na. Tabii, arsasını veriyor, trafoları veriyor. Hayır, hayır, camiyi veriyor. Ya camiden kazanç mı? Camiden nasıl tahsil eder cami aracı? Camiyi satıyor. Cami cemaate aittir. Cami cemaatin malıdır. Belediyenin malı falan değildir. Ya Maliye Bakanlığı camiyi mi işletecek, ne yapacak? Turnike mi koyacak, jeton atan mı girecek şeye camide namaza, cuma namazına? Öyle projeler de vardı. Turgut Özal'ın vardı öyle bir projesi. Yani sonra yok bizi taşlarlar diye vazgeçmiş. Bana Turgut Özal'ın çok yakınında olan birisi anlattı. Bayağı ciddi ciddi Adnan Kahveci ile birlikte, Maliye Bakanı ile birlikte tartışmışlar. Sonunda vazgeçmişler. Olmaz diye. Yani ya Diyanet'ten devlet maaşlarını vermesin. Turnike koyalım. Herkes bir parayla, bozuk parayla işte neyse 1 lira atarak girsin camiye. Dolayısıyla camilerin masrafları da bu parayla çıksın. Hiç fena fikir değil aslında. Kaç yani, kişi giderdi yani, o zaman acaba? Onlar da onu düşünmüşler. Şey Adnan Kahveci böyle bir öneriyi danışmanlarıyla birlikte götürünce Özal da demiş ki ya bizi taşlarlar. Bir ikincisi cami cemaati yarı yarıya düşer, millet para vererek girmez camiye. Yani şunu diyeceğim. Maliye Bakanlığı galiba Özal'a sunulan bu projeden haberdar ve böyle alıyor. Ya meydanları alıyor. Yeşil alanı Maliye Bakanlığı'na bıraktık diyor. Ne yapacak oraya? Kat karşılığı şeye, imara mı açacak Maliye Bakanlığı? Tam bir saçmalık. Ama CHP'li belediyeler haciz gidiyor. Niye almıyorsun trafoyu? Al trafoyu. Üzerine de bir saksı koy, çiçek. Yani evinin bir köşesine koyamazsın ama kentin bir köşesinde duruyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şimdi bunu yaptıkları açık. Şimdi bu bir hakikaten CHP'li belediyeleri başarısız hale getirerek onları maaş ödeyemez, hizmet üretemez, çöpleri toplayamaz duruma düşürüp sonra Türkiye'de baskın bir seçimle iktidar ömrünü uzatmaya çalışıyorlar. Böyle bir yani böyle bir taşla kurnazlığıyla hareket eden bir iktidar var önümüzde. Evet. Buna karşı CHP'nin direnişi doğru bir direniş. Şimdi halkı direnişe çağırdı. O zaman gereğini yapacaklar.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun gereğini yapması lazım. O zaman halkı harekete geçireceksiniz. Toplumu ayağa kaldıracaksınız. 31 Mart'ta ortaya çıkan iradeye uygun bir meclis aritmatiğinin olmasını sağlamak için hareket edeceksiniz. 31 Mart'ta ortaya çıkan irade ile meclis aritmatiği ve rejim arasında, siyasal rejim arasında ciddi bir çatışma var. Bir çelişki var arada. Bu çelişkinin giderilmesi lazım. Eğer bu çelişki demokratik bir şekilde giderilemezse Türkiye bir kaosa sürüklenir. Yani ne yapacaksınız şimdi? Şimdi Sayın Özgür Özel diyor ki... Ellerimle toplarım. Ellerimle toplarım. Bu değil. Çözüm bu değil. Yok böyle bir şey. Yani çözüm bu değil. Yani biz her halükarda çöpleri toplayacağız. Bütün kaynaklarını kestiler. Ne yapacaksınız? Yani şimdi Mersin Belediyesi'nin hesapları blok edilmiş. Nasıl verecek maaşlar? Bankaları kullanmadığına göre açıktan mı maaş verecek? Nasıl yapacak bunu? Şimdilik iştirak şirketlerinin hesaplarına aciz geldi ama yakında... Tamam belediye. Ama o iştirak şirketlerinin personeli var. Doğru. Onlar da belediye personeli. Mesela herkes şunu zannediyor. Şimdi... Çöp toplayanlar genellikle şeylerdir, taşeron şirketlerdir. Nasıl para vereceksiniz bunlara? Doğru. Çünkü taşeronlaştırma da bu AKP iktidarının yarattığı bir şeydir. Yani bir ucubedir. Emekçilerin, çalışanların haklarının gasp edildiği bir yerdir bu taşeron şirketler. Bunu yaratan da AKP. Ben Özgür Özel'in çağrısının çok yerinde ve doğru olduğunu, tanımlamalarının da doğru olduğunu, bunun bir mali darbe girişimi olduğunu, millet iradesine karşı bir saldırı anlamına geldiğini ve tıpkı bir askeri darbe karşısında nasıl direndiyse bu milletin, bu mali darbe girişimine karşı da ayağa kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha altını çiziyorum, demokratik kurallar ve hukuk içinde. Şimdi bir kaybımız oldu bugün. Genç